Bir enteresan tarafı da bu otomobillerin bu egzoz sistemi sadece böyle çift çıkış değil. Karşınızda dünyada tek bir otomobil. Bu otomobil Türkiye'de üretildi. Arka atışlı, o yüzden de gerçekten bir eğlence makinesi, şaka makinesi diyebiliriz. Ferrari Dino'ya benzediği için otomobilin sahibi her tarafına Ferrari logosu koymuş. Evet. Farlar bu şekilde kapanıp bu şekilde açılabiliyor. Efsane garajda şu an karşımızda duran replika bir otomobille yan yanayız. En sevdiğim tasarımcılardan biri olan Walter da Silva'nın tasarladığı Alfa Romeo 156 karşımıza. Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Bugün bir garajdayız ve bu garajda çok enteresan otomobiller var. Bir enteresan tarafı da bu otomobillerin hepsi satılık. Aşağıda bir link bırakacağım. O linkten irtibata geçebilirsiniz. Evet, önce bir Mustang'le başlayalım. Bu otomobili biraz dışarıda göstermek istiyorum. Hani özel bir otomobil. Bu bugünkü göstereceğimiz otomobillerin en değerlerinden bir tanesi. O yüzden dışarıda çekelim dedik. Daha detaylı gösterelim otomobili. Ondan sonra diğer otomobilleri de sayına geçeriz. Bu arada yine arkadaşlarım beni uyarıyor. Kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz sevinirim. Dışarıda görüşmek üzere. Garajdan çıkarttığımız bu özel Mustang biraz AC Shelby'ye benziyor. Body kit ona göre yapılmış. Bu body kit Türkiye'de yapılmış. Türk Uluslar tarafından yapılmış. Gördüğünüz gibi büyük, irice bir kaput var. Ön tampon oldukça şık. Biraz 60 saniyedeki otomobili andırır gibi bir tasarıma sahip. Burada aerodinamik parçaları görüyoruz. Çamurluk da aynı şekilde işlenmiş. Burada ve burada da aynı şekilde aerodinamik parçalar kullanılmış. Arkada şık bir spoiler ve güzel bir tampon bizi karşılıyor. Otomobilin rengi de çok özel. Ferrari'nin kullandığı kırmızı renk bu otomobile kullanılmış. O yüzden de diğer Mustang'lerden farklı bir görüntüye sahip. Otomobilde 4000 wattlık bir müzik sistemi kullanılmış ve oldukça başarılı bir müzik sistemine sahip. Tekrar dışına döneceğim. Jantları görüyorsunuz. Biraz Amerikan işi olmuş. 18 inçti, 22 inçe dönmüş. Otomobilin ön tarafında buradaki kaput havalandırmasının aktif olduğunu görüyoruz. İçeriye soğuk havayı alıyor. Böylece 6 silindirli motoru daha güzel soğutuyor ve arkada da havalandırma delikleri var. Böylece içerideki hava dışarı çıkabiliyor. Otomobilin şık bir ön panjuru var. Burada bir hava girişi var aynı şekilde. Öndeki kaputtaki havalandırma gibi. Onun dışında aşağıda farlar görüyoruz. Bunlar da 60 saniyedeki filme gönderme yapılmış şekilde. Oldukça şık bir sis farı kullanılmış otomobilde. Aerodinamik açıdan otomobil iyice yere indirilmiş. Bunda tabii ki kullanılan jantlar da büyüyerek daha aerodinamik bir tasarım sergilemiş. Otomobilde white body yapıldığı için çamurluklar biraz açık. Bu yanda kullanılan aerodinamik detaylarla da otomobil daha şık bir hale getirilmiş. Marş Pierre de oldukça şık ve aerodinamik detaylar burada devam ediyor. Arka cam kapatılmış. Buraya böyle bir havalandırma gibi bir detay kullanılmış. Aynı detay burada da çamurlukta da mevcut. Otomobil arkasında kullanılan bu spoiler aerodinamiği güçlendiriyor. Aynı şekilde difüzör de kullanılmış. Arka tamponda değişerek otomobili bütünlük oluşturulmuş. Difüzör dışında burada gördüğünüz çift çıkışlı egzoz da otomobilin sportifliğini destekliyor. Bu egzoz sistemi sadece böyle çift çıkış değil, manifoldtan itibaren başlıyor ve susturucu şekilde geliyor. O yüzden de otomobilin 6 silindirin sesi dışarıya kendini çok iyi yansıtabiliyor. Otomobil içinde çok bir şey yapılmamış ama 4000 wattlık bir müzik sistemi var. Müzik sistemini de şöyle gösterelim. Bunlar da İstanbul'da yapılmış. Otomobilin müzik sistemi dışında bir işlem yapılmamış. Sadece ses izolasyonu yapılmış. Bu tür otomobillerde dış sesi kesmek için izolasyonun önemi büyük. Otomobilin motoruna dokunulmamış. Sadece dış görüntü ve müzik sistemine dokunulmuş. Standart olarak bırakılan motor 208 beygir gücünde 4 litre V6. Otomobilin en güzel tarafı ise manuel oluşu. Bu devirde manuel ve V6 motorlu bir otomobil olmak zordur. O yüzden de sizin için bir fırsat. Evet, bu otomobil ve diğer otomobiller satılık demiştik. Biraz sonra diğer otomobilleri size göstereceğiz. Bunların hepsinin fiyatını sormak için aşağıda size bir link bırakıyoruz. Oradan fiyatları sorgulayabilirsiniz. Evet, şimdi Mustang'i anlattık. Biraz da diğer otomobilleri anlatalım. Şimdi garaja gidelim. Karşınızda dünyada tek bir otomobil. Durkovort veya Caterham benzeri ama kesinlikle ikisinin replikası değil. Bu otomobil Türkiye'de üretildi ve şu an dünyadaki tek sahibi olma ihtimali olan bir otomobil. Bu otomobilin şöyle bir özelliği var sadece, trafiğe çıkamıyor çünkü plakası yok. O yüzden de trafiğe kapalı alanlar veya pistlerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kit car. Bu otomobil komple şasisi de Türkiye'de yapılmış. Üzerindeki şu kullanılan kaporta da her şey Türkiye'de yapılmış. Oldukça ilginç bir otomobil. Yani eğer bir mesela drift eğitimi yapacaksanız veya
pist eğitimi yapacaksanız bu otomobile başlamanızda fayda var. Çünkü diğer alacağınız otomobillerden daha ekonomik. Bu otomobilde şöyle bir şey var. Üstü kapalı değil, üstü açık her zaman. Kabrio. 2 kişilik ve gördüğünüz gibi agresif bir tasarım var. Bu otomobilde Fiat'ın Bravo'da kullandığı motor kullanılıyor. Yaklaşık 110 ile 120 beygir arası olduğu söyleniyor. Kaputla açalım. Otomobilin 600 kilo olduğunu düşünürsek, yani kilo beygir oranı oldukça avantajlı. Fiat Bravo'da gördüğümüz motoru buraya koymuşlar. Arkan atışlı, o yüzden de gerçekten bir eğlence makinesi, şaka makinesi diyebiliriz. Evet, bu otomobilin tek dezavantajı trafiğe çıkamıyor olması. Onun dışında dediğim gibi kapalı alanda drift olsun, pist eğitimi olsun, her şeyi çok rahat yapabilirsiniz. Baktığınızda zaten Fiat'ın sadece motor alınmamış. Mesela kapı kolları da, içeride kapı kolları da Fiat Bravo'dan alınmış. Gösterge paneli de Fiat Bravo'nunki kullanılmış. Ön lastikler daha dar, arkalar daha geniş. Bu da tam böyle bir spor otomobil efekti veriyor. Baktığınızda aslında bir Formula 1 otomobilin üzerine sanki bir kaporta giydirilmiş gibi duruyor. Baktığınız oturma pozisyonuna sanki bir Formula 1, Formula 2 veya Formula 3 aracı gibi bir oturma pozisyonuna sahip. Aslında daha çok Formula 2 veya Formula 3 diyebiliriz. Biraz kase koltuk gibi duruyor. Oldukça şık bir oturma pozisyonu var. Baktığımızda spor koltukların 4 noktalı emniyet kemeri sahip olduğunu görüyoruz. Bu da güvenliği artıran bir başka detay. Arkadan baktığımızda egzoz çıkışının tam ortada olduğunu görüyoruz. Bu da böyle İtalyan spor otomobillerini biraz andırıyor. Çamurlukla kullanılan sinyal lambaları otomobile şık bir hava katıyor. Evet, bu otomobilin markası yok. Bu otomobil tamamen custom, elde yapılmış. Böyle tam bir şaka makinesi. Yani 600 kiloluk, 120 beygirlik bir otomobiline efsane işler yapabilirsiniz. Otomobildeki jantlar 17 inç. Bunlar da böyle dediğim gibi arkalar daha geniş, önler biraz daha dar. Önde çamurlukların tekerlekle beraber hareket ettiğini görüyoruz. Bu da böyle dıştan çamurluklu otomobilleri sevenler için güzel bir avantaj. Kapılar böyle, bu şekilde açılıyor. Otomobilin yapısı gereği böyle bir kapı kullanılmış. Tabii ki kapıda direk veya cam bulunmuyor. Bu enteresan otomobile sahip olmak istiyorsanız diğerleri gibi aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sırada başka bir otomobilimiz var. Opel GT. Gerçekten bunu da sevenler mutlaka değerlendirecektir. Karşınızda Opel GT. Türkiye'de çok nadir bulunan otomobillerden bir tanesi bu. Opel GT'nin namı Baby Corvette. O da şuradan geliyor. Corvette tasarlayan tasarımcı Opel'e transfer olduğunda bu otomobil yapıyor ve lakabı da Baby Corvette olarak geçiyor. Opel GT diyoruz ama altında Ferrari logosu var. Ferrari Dino'ya benzediği için otomobilin sahibi her tarafına Ferrari logosu koymuş. Ben satın alacak olsam kesinlikle sökerdim. Bu otomobil 1970 model. 1.9 motora sahip ve plakalı. Yani bugün satın alırsanız çok rahat trafiğe çıkabilirsiniz. Diğer otomobiller gibi satın almak istiyorsanız aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Bu otomobilin yapısı çok hoş. Gördüğünüz gibi kondisyonu çok yerinde. Aynı Corvette'de olduğu gibi. Corvette'deki farlar gömülü, dışa doğru açılıyor. Bir özelliği yana doğru açılıyor. Mesela birçok otomobili yukarı doğru açılır farlar. Bunda ise yana dönüyor. Onu da birazdan size göstereceğim. Opel GT'nin bir özelliği de kaputaki bu şişkinlik. Orada da bunu görüyoruz. Baktığımızda otomobilin yan tarafında da kondisyonun çok iyi olduğunu görüyoruz. Gerçekten şık bir klasik. Şu farları bir size göstermek istiyorum. Evet. Farlar bu şekilde kapanıp bu şekilde açılabiliyor. Gerçekten otomobilinde de hoş bir görüntü var. İç kondisyonu da çok güzel otomobilin. Deri kaplı koltukları var. Bütün özelliklerini otomobil koruyor. Otomobilin arkasına baktığımızda böyle biraz arkasının ördek kuyruğu gibi olduğunu görüyoruz. Bu da Dino'ya benzediği için zannedersem sahibi her tarafına Ferrari logosu koymuş. Arkadaki görüntü gerçekten biraz Corvette'i andırıyor. Dino'yu da andırıyor. Çift çıkış egzozlar bu otomobilin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yarım tamponlar benim gerçekten klasiklerde dediğim özelliklerden biri. Bu jantlar Ferrari benzeri jantlar ama orijinal jantlar da depoda duruyormuş. O yüzden de isterseniz orijinal jantları da takabilirsiniz. Yani bu otomobili dediğim gibi nadir bulunan otomobillerden bir tanesi Türkiye'de. Sahibi olmak bence bir şans diyebiliriz. Fiyat da gerçekten hani konuşulduğunda bence makul fiyatlar inecektir diye düşünüyorum. Otomobilin içi dediğim gibi gerçekten başarılı bir kondisyona sahip. Her detayı kullanılır vaziyette. Burada demin şu far açma kısmı da burada. Bunu da burada görebilirsiniz. 1.9 motor manuel şanzımanla sunuluyor. O zamanlar tabii ki manuel şanzıman daha geçerli bir şanzımandı. Bu otomobilde orijinalliği korumuş vaziyette. Yani oldukça şık bir iç mekana sahip otomobil. Bu otomobil çok güzel toplanmış.
Türkiye'deki nadir klasiklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sırada replika bir Mercedes'iniz var. Ona doğru geçelim. Efsane garajda şu an karşımızda duran replika bir otomobille yan yanayız. Bu otomobil 1929 Mercedes Gazelle görüntüsüne sahip. Aslında bir Volkswagen şasisi üzerinde. Motor arkada, o yüzden de bu ön taraf aslında bagaj olarak kullanılıyor. Bu otomobilin bir özelliği de komple bu her şey Amerika'dan gelmesi. Şasi haricinde her şey Amerika'dan geliyor ve otomobilin üzerine konuluyor. O şekilde yenileniyor. Bu klasik görüntülü otomobili daha çok show car olarak kullanabilirsiniz. Çünkü plakası yok, plakasız bu şekilde satılıyor. Bunun da linki aşağıda. Evet, güzel bir otomobil. Tamamen görüntüsü o yıllardaki Gazelle'yi andırıyor ve onu hatırlatıyor. Büyük ve burada uzun bir çamurluk var. O yıllardaki çamurluk tarzını çok gösteriyor bize. Aynı şekilde arkada bir bağımsız çamurluğu var. Otomobilin kapısı şu şekilde açılıyor. Küçük bir kapısı var. Evet, içi de oldukça şık bir tasarıma sahip. Bu tente kapı görevini görüyor aynı zamanda. Bu şekilde otomobili kapatabiliyorsunuz. 1929'da gerçekten keyifliymiş insanlar. Arka koltuk biraz daha yüksekte kalıyor. Ön koltuk biraz daha alçakta. Bir tiyatro koltuğu gibi diyebiliriz. Otomobilin motoru dediğim gibi arkada. Volkswagen motoru, hava soğutmalı, boxer motora sahip. Bu otomobili çok rahat götürüyor. Bir dönem plakalı olduğu için Bağdat Caddesi'nde ben bu otomobili görmüştüm. Çok havalıydı gerçekten. Böyle bir otomobile sahip olmak istiyorsanız mutlaka iletişime geçin. Bu otomobili trafiğe kapalı alanda kullanabilirsiniz ama biraz daha böyle minyon tipli insanlar için daha uygun gibi. Hem kilo olarak hem boy olarak, çünkü biraz içerisi dar. Eğer böyle hani bu otomobili alıp daha böyle pistte veya kapalı alanda kullanmak istiyorsanız da buna dikkat etmek gerekiyor. Bu otomobillerin sahibi arkadaşımızın bir tane de 156'sı var. Yarış otomobili. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Bir de ona bakalım. En sevdiğim tasarımcılardan biri olan Walter da Silva'nın tasarladığı Alfa Romeo 156 karşımıza. Bu koleksiyonda spor otomobiller de yer alıyor. Onlardan bir tanesi. Bu da satılık. Bu daha önce Ümit Kemal Coşkun'un yarıştığı bir otomobil. Tırmanma şampiyonları için hazırlanmış bir otomobil. Motorunu 10 nosta toparlamış. O zaman mutlaka güzel bir motora sahiptir. Otomobil Türkiye'de hazırlanmış. Tırmanma yarışları için tasarlanmış ama sonra otomobilin sahibi bunu biraz daha pist uygun hale getirmiş. Jantlarını büyütmüş. Orijinal jantlarını kullanmış, beyaza boyayıp eski yarış görüntüsünü sağlamış. Onun dışında ön tamponundaki değişikliklerle de biraz daha otomobil piste uygun hale gelmiş. Ama bugün eğer tırmanma yarış yapmak isterseniz tabii ki o jantlar hala duruyor ve önde yapılan ufak tefek değişikliklerle tırmanma yarışına hazır hale gelir. Homologasyonu tamam, plakaları tamam, her şeyi tamam. Bugün alıp yarın yarışabileceğiniz bir otomobil. Evet, Alfa Romeo 156 zaten güzel bir otomobildi. Bu haline bambaşka bir hale gelmiş. Gördüğünüz gibi burada hava girişler ve aynalarda karbon. Arkada kullanılan kanat da karbon. Bu aslında karbon görünümlü ama oldukça şık yapılmış. Otomobil gerçekten hoş duruyor. Böyle bir 156'yı standart haline alsanız fiyatı belli. Ama yarış haline almak isterseniz de yaklaşık 2 katı fiyata bu otomobili bırakacağını söylüyor satan arkadaş. Diğer otomobiller gibi detaylar aşağıda. Ben biraz içine bakmak istiyorum. Gerçekten çok hoş bir içi var. Sparko koltuklar, ondan sonra kullanılan direksiyon falan gerçekten çok hoş. Tam bir yarış otomobili, tam bir tırmanma otomobili. Ama dediğim gibi isterseniz bunu pistte de kullanabilirsiniz. Otomobilin şanzımanı doğuk şanzıman ve hidrolik el freni kullanılmış. Bu da bir yarış otomobili için bir avantaj. Bu da böyle bir Alfa Romeo 156. Tam bir efsane. Hem yarış için hem de günlük hayat için gerçekten bir efsaneydi. Eğer tırmanma yarışı veya pist yarışı kullanmak istiyorsanız bence bu otomobili değerlendirmeniz lazım. Bugünlük bu garajdan çekeceklerimiz bu kadar ama bitmedi. Daha sonraki bölümlerde bu koleksiyonun diğer parçalarını da size göstereceğim. Çok şeyler var. Onları hepsini bir bölüme sıkıştırmayalım dedik. Diğer bölümde de bunları size göstereceğiz. Görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın.